Hayırlı akşamlar Karaman, hayırlı akşamlar İbrala.com takipçileri. Bugün 27 Aralık 2021, artık yılın son günlerine girdiğimiz şu dakikalarda, şu günlerde yılın son programını sizlerle birlikte yapıyoruz. Şu anda bütün sosyal ağlarda eş zamanlı olarak canlı yayınımızı başlattık. Bütün takipçilerimize hoş geldiniz diyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Karaman'da öne çıkan haberleri, gelişmeleri sizlere aktaracağımız canlı yayınımızda bugün Karaman'da neler yaşandı onları aktaracağız sizlere. Sizlerden gelen mesaj ve yorumlarla yayınımızı şekillendirmeye çalışacağız. Türkiye'nin, dünyanın veya Karaman'ın hangi köşesinden izliyorsanız oraya Karaman'dan, Fenari Mahallesi'nden, İbrala.com stüdyolarından selamlar, saygılar, sevgiler göndermek istiyoruz. Nasılsınız, gününüz nasıl geçti? Yorumla, mesajla bize katkıda bulunun. Yayınımızda yorumlarla düşüncelerinize yer verelim. İbrahim Şaşma katılmış yayınımıza, Karamanlı yazarımız Instagram'dan izliyor bizi. Selamlarımızı iletiyoruz. Nasılsınız İbrahim Bey? İyi misiniz? Zeynep Korkmaz katılmış. Hasan Solmaz, Hasan Hüseyin Aslan Türk katılmış. Serpil Hanım katılmış. Selamlar iletiyoruz. Muhammed Bey mesaj göndermiş. Bugün çok yoruldum. Şu anda dinleniyorum. Yarın da köye çalışmaya gideceğim. Herkese selamlar demiş. Biz de Muhammed Bey'e ve ailesine selamlarımızı iletiyoruz. Şu anda gerek Facebook'ta gerekse Instagram'da yayınımızı izleyen izleyicilerimiz, her biriniz hoş geldiniz. Her akşam 21'de yayınımızı ilk kez izleyenler için bu da neyin nesi, bu canlı yayında neymiş belki bilmeyeniniz, duymayanınız vardır. Bilgi verelim. Her akşam 21'de sosyal medya ağlarında Karaman'da öne çıkan haberleri, gelişmeleri size aktarıyoruz. Hasan Bey selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, kolay gelsin demiş. Hasan Diş Budağı selamlarımızı iletiyoruz. Nasılsınız Hasan Bey? Siz de düşüncelerinizi yorum olarak yazın. Haliniz, keyfiniz iyi mi? Biz de yayınımızda yer verelim. Ankara Karaman yolundan sesleniyorum. Yine şehrimize bir birincilik ödülüyle dönüyorum. Selam ve saygılarımla demiş İbrahim Bey. İbrahim Bey, Türkiye çapında almadığınız ödül kalmadı herhalde. Karaman Yıldızları ödülünü de alırsanız herhalde taçlandıracaksınız. Size de hayırlı yolculuklar diliyoruz yoldaki bütün izleyicilerimize. Mevlüt Bey katılmış yayınımıza. Mevlüt Bey'e de selamlarımızı, saygılarımızı iletmek istiyoruz. Karaman'da öne çıkan haberler, gelişmeler neler? Türkiye'deki önemli haberleri başlıklar halinde sizlere aktaracağız. Yayınımıza giren izleyicilerimiz hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Yayını birlikte götürmek istiyoruz. Sizlerle birlikte dertleşmek istiyoruz. Motomot bir yayın değil. Sizlerle eş zamanlı aktif bir yayın götürmek istiyoruz. Yeşildereliler akın etmeye başladı. Ahmet Uysal katılmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Biz de Ahmet Bey'e selamlarımızı iletiyoruz. Ahmet Bey sağlığınız, sıhhatiniz iyidir umarız. İstanbul'dan Nevdet Bey de Instagram'dan katılmış. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Nevdet Bey'den Songül Uluer 70 katılmış. Hasan Basri katılmış. Songül Hanım'dan ve Hasan Basri Bey'den de mesajlar bekliyoruz Instagram'dan. Facebook'tan izleyen izleyicilerimiz de yayını paylaşırlarsa, çünkü birçok izleyicimizin maalesef haberi yok. Bülent Baran uzun zamandır gelmiyordu, Karamanlı esnaf hemşerimiz, berber hemşerimiz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. İyi akşamlar, bol bereketli kazançlar diliyoruz esnaf hemşerimize. Memiş Öncan katılmış, iyi akşamlar dileklerini iletmiş. Biz de Memiş Bey'e selamlarımızı gönderelim. Bünyamin Evren iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Ramazan Duman da yayınımızı izliyormuş. Kendilerine hoş geldiniz dileklerimizi iletmek istiyoruz. 2021 Karaman Yıldızları anketinde 262.113 oy kullanıldı. Oylamadaki sıralama alt ekranımızda geçiyor. Son dakika bilgilerini aktaralım. Bülent Baran iyi akşamlar Ahmet ağam demiş. Estağfurullah, ağalık sizlere mahsus. Biz bir gariban işçiyiz, çalışanız, emekçiyiz diyelim. Ve koronavirüs vaka sayılarıyla başlayalım. 24 saatte 362.535 test uygulandı. 26.099 kişinin pozitif çıktığı, 157 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklaması yapıldı. Hayvanları koruma kanunu, belediyelere hayvan hastanesi kurma görevi verildi. Yine bu kanunla birlikte belediyeler tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapıp sahiplenmemiş olanlara el koyarak hayvan bakım evlerine götürecek. Avustralya'da koronavirüs testi yaptıran 400'den fazla hastaya yanlışlıkla negatif sonuç verildi. Hem Delta hem de Omikron özelliği taşıyan Delmikron adında yeni bir varyant ortaya çıktı. Hah, bir bu eksikti. Delta'ydı, Omikron'du derken bayağı kelime hazinemiz gelişti. Kripto para düzenlemesi çarşamba günü meclis gündemine taşınıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş sosyal medyada yazılar yazan kripto para uzmanları ile mecliste bir araya gelecek. Kripto parayı takip eden izleyicilerimiz İbrala.com'da canlı olarak kripto para verilerini takip edebilirsiniz. Yargıtay 5. Ceza Dairesi 3 Temmuz kumpas sebebiyle yargılanan Aziz Yıldırım ve ekibinin
Beraat kararını onadı. Fenerbahçeli takipçilerimize güzel bir haber vermiş olduk. Üzeyir Taşkın katılmış. Biz de Üzeyir Bey'e selamlarımızı gönderiyoruz. Yeşildereli hemşerimize Şaban Eryiğit katılmış. Yayınımıza selamlarımızı gönderelim. Instagram'dan izleyen Mehmet Kaygısız ve diğer izleyicilerimize. Yayınımızı paylaşan, destek olan herkese canı gönülden teşekkürler. Ülke gündemini aktarıyoruz. Alt ekranda Karaman Yıldızları'ndaki son durum geçiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan teftiş için bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadelede işimiz var. Bunun için Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ise devletin Twitter'dan soruşturma başlattığına ilk defa şahit olduğum böyle olmaz dedi. Bünyamin Evren iyi akşamlar, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Bünyamin Bey'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Yoksulluk sınırı açıklandığı Aralık ayında 13.072 lira oldu yoksulluk sınırı. Önceki ayda 10.395 liraydı. 3.000 liralık bir artış var yoksulluk sınırında. Hepimiz yoksuluz. Açlık sınırına bakalım. Açlık sınırı Aralık ayında 4.013 lira oldu. Önceki ay 3.191 liraydı açlık sınırı. Taliban Afganistan'da kadınların erkek refakatçi olmadan uzak mesafeye seyahatlerine yasak getirdi. Allah akıl fikir versin, başka da bir şey demiyorum. Afganistan'da neler oluyor? Gerçekten akıl sır erdiremiyoruz. Herhalde bizden 100-200 yıl geriden gidiyorlar. TÜİK'in bağlı olduğu Avrupa Birliği'ne ait Eurostat 2022 yılında Türkiye'ye gelip TÜİK kurumunu denetleyecek. Türkiye'de öne çıkan haberleri, hiçbir yerde göremeyeceğiniz, okuyamayacağınız haberleri başlıklar halinde aktarmaya çalıştık. Merve Hanım iyi yayınlar, kolaylıklar dileklerini iletmiş. Niyazi Şentürk, merhabalar, Şeyh Edibali Mahallesi'nden arıyorum. Adım Niyazi Şanlıtürk. Ben geçen hafta Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uyku ünitesi bölümünün açılmasını istiyoruz diye WhatsApp hattına mesaj yazmıştım. Değerlendirin demiş Niyazi Şentürk. Türk'ün bu talebini dile getirelim. Bunu da haber olarak önümüzdeki günlerde yer vereceğiz. Bütün Karamanların sesi olma gayretindeyiz sayın izleyicilerimiz. Karaman Yıldızları anketimiz devam ediyor. Alt ekranımızda görüyorsunuz sayın izleyicilerimiz. Peki Karaman Yıldızları'nda ne durumdayız? Ondan da biraz bilgi verelim. Gerçekten çok çekişmeli bir oylama sürüyor 19 farklı kategoride. Peki kimler ne durumda? Karaman'da yılın en başarılı iş insanı kategorisinde Celil Evcen birinci sırada. %13 oy almış. Hemen onun arkasında Ahmet Hakan Türkmen, Özlem Kaynak, Mesut Akın, Hikmet Düzenli, Özgür Sakızlı, Emre Öztoprak, Emrah Konukseven, Yunus Küçük Cici Bıyık, Yasin Akın, Necdet Başaranoğlu, Mehmet Zafer Ortak, Cem Akbulak geliyor en başarılı iş insanında. Lezzet durağında bakalım kim birinci sırada, onun bilgisini aktaralım. Nazif Kara, Özlem Kokoreç birinci sırada %21 oy almış. Kardelen Etlekmek ikinci. Bir Tat Lokantası, Atilla Breakfast, Mustafa Hebepçiler Şorba, Mim Lokantası, Midyatörs, Sultan İskender, Poç Tandır, Vos Vos Kafe ve Harun Usta Etlekmek de sıralama bu şekilde gidiyor sayın izleyicilerimiz. Diğer kategorilerden de bilgi verelim. Haberler sizlerle paylaşmış olalım. Arkadaşlarımız da bu arada hemen bilgi akışı sağlıyorlar. Bir son dakika bir gelişmesi geldi. Hemen aktaracağız sizlere. Önceki dönem Karaman Eğitim Sen Başkanı Derya Kart'ın annesi Nebahat Üçer az önce vefat etti. Yarın öğlen Ereğli'nin Durlas Köyü'nde kaldırılacak. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi ulaştı WhatsApp haber attığımızı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar etmek istiyorum. Eğitim Sen önceki dönem başkanı Derya Kart'ın annesi Nebahat Üçer az önce vefat etti. Yarın öğlen Ereğli'nin Durlas Köyü'nde defnedilecek. Allah rahmet eylesin. En başarılı sanayici kategorisine bakıyoruz. En başarılı sanayici kategorisinde İhsan Duru birinci sırada %13 oyla. Devamında Ali Kemal Boynukalın, Necati Babaoğlu, Alper Akküllah, Nuri Keleş, Erol Şimşek, Hasan Baş, Şerife Hanım Kızık, Mustafa Altın, Esat Şen, Osman Ateş, Fatih Doğan, Mehmet Ali Tankişi, Albert Yiğiter, Yusuf Akın, Muammer Yurtsever, İsmail Tayyar, Abdülmecit Çelik, Osman Oğuzcan, Lütfü Arslan, Mehmet Yurtbaş, Ömer Arslan, Ali Özçelik, Sadi Küçükoğlu, Musa Akgül, Necmettin Duman, Ekrem Çavaş, İsmail Solmaz, Reşit Kızıldeniz diye gidiyor sıralama. En başarılı milletvekili kategorisinde birinci sırada Recep Şeker var %35 oyla. Devamında %34 ile Selman Oğuzhan Eser, %31 ile İsmail Atakan Ünver. Milletvekilleri kategorisinde çok yakın oylar sayın izleyicilerimiz.
En başarılı öğretmen kategorisine bakalım. Mustafa Bozkurt birinci sırada oyların %14'ünü almış. Fatih Şen, Şenol Erkan, Hasan Büyükköse, Mustafa Kaya, Abdurrahman Koçak, Vahit Uysal, Yusuf Yıldırım, Levent Gültekin, Şaban Erkarakoç, Meral Uğur, Hüseyin Kaplan, Büşra Gürbüzkol, Cumali Beker ve Hasan Ceylan diye sıralama devam ediyor. Diğer kategorilerden de ben ara ara sizlere bilgiler aktaracağım. Alt ekranımızda isimler geçiyor. İsimleri siz de oradan takip edebilirsiniz. Bülent Baran. Evet arkadaşlar, ibrala.com olarak hep beraber buradayız demiş. Çok teşekkür ederiz. Avni Yıldırım katılmış. Çift damar kullanıcı adıyla izleyicimiz katılmış. NRS YKC kullanıcı adıyla izleyicimiz katılmış. Instagram'dan katılan izleyicilerimize de selamlarımızı iletiyoruz. İbrala.com'un diğer sosyal medya ağlarından yayının tekrarını izleyen izleyicilerimiz, her akşam 21'de canlı yayınımızda sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Karaman'da öne çıkan haberler, gelişmeler sizlerle birlikte. 2021 Yıldızlar anketinde 262.113 oy kullanıldı. İsimleri siz belirlediniz. 15 Ocak'a kadar anket devam edecek. Bunun bilgisini verelim. Eklenmesini istediğiniz isimleri de aktarabilirsiniz. Karaman'da bu sokağı alan seçimi kazanır başlığıyla yazılan köşe yazısına ilişkin bir bilgi aktaralım. Karaman'da partilerine küskün, kırgın olan vatandaşların partilerine tekrar oy verip vermeyecekleri yönünde de bir anket vardı. Haberimizin içerisinde girip siz de orada oy kullanabilirsiniz. Karaman'da kırıldığınız eski partinize oy verir misiniz? Girip oy kullanabilirsiniz orada. %77'si hayır vermem, %22'si evet veririm demiş. Anketimizde yine gençlere sorduk, Karaman'daki gençlere. Gençlerin %24'ü siyasileri samimi bulmuyorum derken %21'i de oy vereceğim parti belli demiş. Çok ilginç bir analiz köşe yazısı, mutlaka İbrala.com'da okumanızı tavsiye ediyoruz ve diğer haberlerimizle geçelim. Karamanlıların yarıştığı yemek kategorisinde 51 ülkenin yarıştığı yarışmada Karamanlı ekibimiz birinci oldu. Ekibimizi kutluyoruz. Dün verdiğimiz haberdi. Tekrar arkadaşları, hemşerilerimizi tebrik etmek için bu haberi verdik. Karaman valisi Mehmet Alparslan Işık'ın eşi bugün huzur evinde ve sevgi evlerinde kalan vatandaşları ziyaret etti. Onların gönüllerine dokundu, dertlerini dinledi. Karaman valisinin eşi hanımefendiye biz de İbrala.com olarak bu hassasiyetinden ötürü teşekkür ediyoruz. Karaman'da siyasette bir yandan hızlandı. Şu anda ekranlarınıza geldi. Görüyorsunuz sayın izleyicilerimiz. Partilerin kongreleri devam ediyor. Kongrelerin yanı sıra saha ziyaretleri de devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Ayrancı'da il başkanı seçimi gerçekleştirdi. Daha sonra da kent otelde il divan toplantısını gerçekleştirdi. Biz siyasilere de çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz ve üzücü bir haber vermek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde vermiştik hatırlarsanız sayın izleyicilerimiz, Kahramanmaraş'ta göreve giden araçta yaşamını yitiren bir hemşerimiz olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kendisi toprağa verilmişti. Aynı araçta bulunan bir diğer Karamanlı gencimiz de evladımız da bugün 9 gün süren mücadelesini kaybederek vefat etti. Karamanlı uzman çavuş Serhat Kaya, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 9 günlük mücadelesini kaybederek vefat etti. Karaman'a doğru yola çıktığı bilgisine ulaştık. Cenazesinin yarın muhtemelen Karaman'da defnedilecektir. 9 günlük yaşamın mücadelesini kaybeden gencimize de Allah'tan rahmet dileklerimizi iletmek istiyoruz. Allah geride kalanlara sabır versin. Diğer haberlerimizle devam edelim. Karaman'daki önemli gelişmeleri, bilgileri size aktarmaya. Bu vefat haberinden sonra yine bir bilgi aktarmak istiyoruz. Bugün 3 hemşerimizi ebediyete yolcu ettik. Bu arada Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca yorum göndermiş. Hayırlı akşamlar dileklerini iletmiş. İlknur Volkan Mildere yayınımıza katılmış. Metin Ortaoğlu katılmış. Kendilerine hoş geldiniz dileklerimizi iletmek istiyoruz. Aslen Karamanlı olup Cedit Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Kemal Gümüş amcamız bugün vefat etti. Yine aslen Cerit köyünden olup Beyazkent Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Mustafa Öz 87 yaşındaydı hemşerimiz, vefat etti. Ve aslen Karaman'da olup Nefise Sultan Mahallesi'nde ikamet etmekte olan 79 yaşındaki Ali Öz Peynirci de bugün Karaman'da vefat eden hemşerilerimiz arasındaydı. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bülent Baran sağ olsun yayınımızı paylaşarak katkıda bulunuyor. Bülent Bey'e de sağladığı bu katkı için teşekkür ederiz. Niyazi Şanlı Türk izleyicimizin talebini canlı yayınımızda yer verdik.
Diğer haberlerimize geçelim. Görüntüler de aktaracağız sizlere. Karaman'daki bu ırk dünya birincisi oldu başlığıyla hazırladığımız, manşetini verdiğimiz haberin görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. İbrala.com 21 akşam haberleri. Karaman'daki bu ırk dünyada bir numara olur. Ayrıntıları ve o görüntüleri aktarıyoruz İbrala.com haber sitesinde. Karaman'da bir çiftlikte çeşitli ırklardan üretilen, görünüşü ve büyüklüğüyle diğerlerinden farklı olan bıldırcınların genetik yapısı, bilim insanları tarafından araştırılıyor. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kemal Kırıkçı hızlı üreyen hayvanlarda virüslerde olduğu gibi mutasyonlar gelişebildiğini söyledi. Bıldırcınların da hızlı üreyen bir tür olduğunu, Karaman'daki bu çiftlikte üreticinin yıllar içinde farklı boyut ve renklerdeki bıldırcınları fark ettiğini anlatan Kırıkçı, üreticimiz bunları kendi aralarında birleştirmeye başlamış. Bunun sonucunda meydana gelen bıldırcınların sadece görüntüleri açısından değil verim açısından da farklı olduklarını görmüş, diye konuştu. Çalışmalar tamamlandığında bu türün dünyada ses getireceğine inandığını dile getiren Kırıkçı, şu ifadeleri kullandı. Şu ana kadar elde edilen veriler, bu ırkın dünyada bir numara olacağı yönünde. Bıldırcınlar seçime yani seleksiyona çok hızlı cevap veren hayvanlar. Jenerasyon aralıkları çok kısa, 50 günlük bir hayvan kuluçkaya girebiliyor, 17 günlük kuluçka süresi de göze alındığında belli sonuçlara ulaşılıyor. Bu tür üzerinde yapılacak bilimsel çalışmalarla, bu türden çok daha verimli bir hat elde edilebilir. Şimdi arkadaşımız bu hatta, Yamtar, ismini vermiş. Çalışmalar bitince bu isim tescillenecek. Bu, ilk tescilli Türk bıldırcın ismi olacak. Üretici arkadaşımız geçen ay İstanbul'da, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen, 1. Intercontinental Corn Bolt Show yarışmasına katılmış. Burada yapılan yarışmalarda bu hayvanlar oldukça ilgi görmüş. Bu hayvanlar dünya birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğünü elde etmiş. Üreticimizi kutluyoruz. Yani jüri bizim gördüğümüz farklılığı en azından görüntü olarak görüp bu bıldırcınları dünya birincisi ilan etmiş. İbrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin, haberiniz olsun. Ayrıca İbrala.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Şimdi o görüntüleri ve açıklamaları sizlere aktarıyoruz İbrala.com sitenizde. Haber ayrıntılı bir şekilde aktardık. Bu videonun detaylarını, haberin detaylarını İbrala.com sitenizde takip edebilirsiniz. İbrala.com, İhlas Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı abonesidir. Bunun da bilgisini aktaralım. Sizlere haberleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde vermek için ekip arkadaşlarımız aynı zamanda ajans haberleriyle içerikleri güçlendiriyorlar. Karaman'daki bu ırk dünya birincisi olur başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntılarını ve görüntülerini aktardık. İbrala.com akşam 21 haberlerinde ve bir ilginç haber daha aktarıyoruz. Kaçak içki başımızın belası olmuş durumda. Bu haberimizde Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hayvan ahırında kaçak içki üretildiği tespit edilmiş. Ekipler yaptığı operasyon ile hayvanların arasında kaçak içki üretimini tespit etmiş ve şahıslarla ilgili işlem başlatmış. Karaman'da da maalesef bunlar gittikçe artıyor. Nevdet Urto, Orta Ordu'nun köşe yazısı Hayat Kısa başlığıyla verdiğimiz köşe yazısının başlığı şu anda ekranlarınıza geliyor. Gerçekten çok keyifli okuduğumuz yazılar. Nevdet Ortaoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Bu güzel köşe yazısını okumak için Nevdet Ortaoğlu'nun İbrala.com sitesindeki köşesini takip edebilirsiniz. Alt ekranımızda İsmet Paşa'nın girişinden görüntüler de geliyor. İsmet Paşa sessiz, sakin, hayırlı yayınlar demiş. Alican Bey Instagram'dan gönderdiği mesajda, sizlerden gelen mesajlara, yorumlara da bakıyoruz. Gerek Facebook'ta gerek Instagram'da yayınımızı izleyen, katkı sağlayan, yanımızda yer alan bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. İbrala.com 15 yıldır Karaman'a, Karamanlılara hizmet veren internet haber siteniz 15. yıla özel tasarımını, içeriğini baştan ayağa yeniledi. İbrala.com sitesine girdiğinizde yeni hizmetleri görebilirsiniz. Çok sayıda online hizmeti, canlı televizyon izlemekten canlı yayın akışlarına, döviz, altın, kripto para, hisse senedi takip etmeye, nöbetçi eczaneden namaz saatlerine kadar birçok ayrıntılı içeriğe online servisi İbrala.com'da ulaşabilirsiniz.
Aynı zamanda gerek iOS Store'da gerekse Google Play'de yer alan uygulamamızı ücretsiz olarak cep telefonunuza yükleyebilirsiniz. Bunun bilgisini verelim. Karaman 2021 yıldızı anketimiz devam ediyor. 15 Ocak'a kadar sürecek. Sonuçlandığında bu kişileri de ödüllendireceğiz. Selami Çalak, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Oy kullanan 262.113 hemşerimize de teşekkür etmek istiyoruz. İbrala.com Karaman haber sitesi olarak. Diğer haberlerimizle haber maratonumuza, koşturmacamıza devam etmek istiyoruz. Maalesef olumsuz bir haber verelim. Koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda düşüş gösteren Karaman'daki vaka sayıları artış gösterdi. O bilgiyi aktaralım. Geçen hafta neydi? 59.23'tü Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman'da açıklanan vaka sayısı. Bu hafta 63.55'e yükseldi. Eylül ayında, geçen yıl Eylül ayında 399'du. Geçen yıla göre iyi olmakla birlikte, gerçekten geçen aylara göre düzeltiyorum, bir yükseliş var, dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlarımız da bu arada habire içerik gönderiyorlar. Kendilerine de teşekkür ederiz. Bugün Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü ile ilgili bir yazı vardı. Bu konuya değinmeyelim. Bu konu tehlikeli bir konu. Aslarını araştırmadan yer vermek pek uygun değil. Omikron varyantı Aralık ayında Türkiye'de 42 yerde görüldüğü bilgisi aktarıldı. 30'u İstanbul, 6'sı İzmir, 1'i Şırnak, 1'i Diyarbakır, 2 Kütahya, 2 de Isparta, Karaman'da gözükmediğini ifade edilmiş. Karaman'daki vaka sayılarındaki artıştan da bahsetmiş olduk. Çınarlıdere katılmış, Mücahit Oğuz Yiğit katılmış, Gülcan Göktaş katılmış yayınımıza. Her birine selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi iletmek istiyoruz. Her akşam 21'de Karaman haberlerini, gelişmelerini aktardığımız canlı yayınımızda geldik. Karaman'ın efsane olayına, hızlı tren olayına, haberin görüntülerini aktaracağız. Vatandaşların bu konudaki açıklamalarını aktaracağız. Demiş ki Karamanlı hemşerilerimiz, hacı yolu bekler gibi bekledik. İnanılmaz bir hizmet gerçekten. Türkiye'de hızlı trenin geleceği 8. il Karaman, ancak bunun sürekli gerek siyasiler gerek bürokratlar tarafından bugün gelecek, yarın gelecek, haftaya gelecek, pazartesi geldi, salı gelecek derken insanlardaki sevinci maalesef bir garip bir duyguya dönüştürdüler. Bu gerçekten çok büyük bir hizmet. Gelin sizi Karaman hızlı tren garına götürelim, bakalım Karamanlılar bu konuda ne demiş, hep birlikte izleyelim. Valla güzel bir duygu. Çoktan beri Karaman'ımızın halkı hızlı treni bekliyordu. Yani hacı yolunu bekliyordu yani, daha doğrusu. Artı gidip gelme Ankara bayağı bir sıkıntılıydı. Sorunu öğrencilerimiz için de çok iyi bir şey. Hükümetimize Allah razı olsun. Bu hükümet de zaten olmasa çoğu yerlerde ulaşım zordu. Evet. Yani babalarımız, dedelerimizin söylediğine göre. Şimdi ulaşım her yere daha çabuk ulaşılıyor. Yani Allah razı olsun devletimizden. Evet, evet. Güzel bir duygu. Yani Karaman'ımızın halkına, adına çok seviniyorum. Beklentimiz vardı. Şu an kendim Mersin'de görevliyim. Çok büyük hizmet. Ben mutluyum, mutlu yaşıyorum. Mutlu için de çok büyük hizmet, sadece Karaman için değil. Yapanlardan Allah razı olsun. Karaman hızlı tren garından görüntüleri aktardık. Vatandaşların
Düşüncelerini sizlerle paylaştık. Gerçekten büyük bir hizmet umarız. Bu haberde de ifade edildiği gibi Ocak ayının ilk haftasında seferlere başlayacağı söylendi. Umarız bu kez gerçekleşir. Buradan sonra da bizlerin beklentisi ekspres seferlerin konması. Konya'ya uğramadan direkt Ankara, İstanbul'a, Karaman'dan hemşerilerimizin gidebilmesi. Umarız gerçekleşir. Gerçekten çok büyük bir hizmet. Bülent Baran Bey'e de destekleri için tekrardan teşekkür etmek isteriz. Yapar Tülay katılmış, Fatma Kon katılmış, Ayşe 1988 kullanıcı adıyla izleyicimiz katılmış, Şeyda Hanım katılmış. Bayan izleyicilerimiz sanki bugün daha bir aktif, daha bir interaktif yayın götürülmesini sağlıyorlar. Yayınımızı takip eden, destek olan bütün bayanlara da teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Ve diğer haberlerle haber maratonumuza, koşturmacamıza devam etmek istiyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde bakalım ülke gündeminde, Karaman gündeminde neler yaşandı. İlginç haberleri başka yerde göremeyeceğiniz, duyamayacağınız haberleri aktarmak istiyoruz. Bakın şu an İstanbul'dan bir haber getirmek istiyoruz. Ekranlarınızda gördüğünüz minibüsü çalmışlar. Ben size haberi bizim anlayacağımız dilden süslü kelimeler kullanmadan ifade etmeye çalışayım. Bu adamcağızın minibüsünü çalmışlar. Çalınan minibüsle de gitmişler inşaattan malzemeleri çalmışlar. Çaldıktan sonra minibüsü yerine getirmişler. Öylece bırakıp gitmemişler. Üçkağıtçı bunlar, artık söyleyecek laf, söz bulamıyorum. İşte böyle çalarız yazmışlar üzerine. Arabanın da anasını ağlatmışlar. Bir de gülücük resmi koymuşlar. Kapıya gitmişler. Bu ne pişkinlik, bu ne yüzsüzlük. Artık yani hırsızın da arsızı mı çıktı dediğim, ne diyeyim? İlginç bir haber. Geçen de Bursa'dan bir haber vermiştik hatırlarsanız. Bir hırsız bir iş yerine giriyor, kasayı soyuyor. Kasadaki Türk bayrağını öpüyor, başına koyuyor. Ondan sonra çalmaya devam ediyor. İlginç olaylar oluyor sayın izleyicilerimiz. Yani akıl sır erdiremiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun demiş Model S70 kullanıcı adıyla izleyicimiz. İstanbul'dan selamlar göndermiş. Biz de İstanbul'a teşekkürlerimizi, selamlarımızı göndermek istiyoruz. Diğer haberlerimize geçeceğiz. Sizlerden gelen mesaj, yorumlara da bakmak istiyoruz. Hiçbirinizin mesajı, yorumu arada kaynasın istemiyoruz. Allah razı olsun. Güzel bir akşamı bize ayırdınız. Karaman'daki öne çıkan haberleri, gelişmeleri, ülke gündeminde yaşananları bizden, İbrala.com'dan takip ediyorsunuz. Hepinize teşekkür etmek isteriz. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ahmet Bey yayınımızı izliyor her akşam. Kendisine teşekkür ederiz. Bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerini iletmiş Ahmet Taşkıran. Taşkale Köyü muhtarımız da selamlarını iletmiş. İlyas Erkuş iyi akşamlar, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Biz de İlyas Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şu anda bütün ağlarda aynı anda ortak yayındayız. Yazdıklarınız bazen gözümüzden kaçabilir. Lütfen kusurumuza bakmayın. Mehmet Koçak hayırlı akşamlar dileklerini iletmiş. Hasan Bey Allah razı olsun İbrala.com'dan sayenizde haberleri seyrediyoruz, dinliyoruz, bilgi veriyorsunuz, teşekkür ederiz demiş. Estağfurullah, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlerle birlikte olma gayretindeyiz. Bizim amacımız bir nevi burada dertleşmek, sizlerle hasbihal etmek, Karaman'ın sorunlarını, dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini. Az önce bir hemşerimizin, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden bir talebi vardı. Yarın bizzat arkadaşlarımız bunu başhekime de iletecektir. İzleyicilerimizden gelen talepleri, sıkıntıları, dertleri haber bültenimizde yer vermek istiyoruz. Biz kimsenin ne hasmıyız ne hısmıyız. Kimseyi ne zor durumda bırakmak ne de şişirip göklere çıkarmak gibi bir amacımız yok. Biz olan biteni elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce size aktarmak istiyoruz. Bir kusurumuz varsa da şimdiden sizlerden af dileriz. Biz teşekkür ederiz memleketten haber gönderdiğiniz için demiş İstanbul'dan izleyicimiz Ahmet Öner katılmış bu arada. Özlem Ateş 70 kullanıcı adıyla izleyicimiz katılmış. Bugün itibariyle 2021 Karaman Yıldızları anketinde 260 bin oyu geçtik. Evet, dile kolay, kullanılan oyların sayısı 260 bini geçti. Karaman'da daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. 19 farklı kategoride 2021 yılında Karaman'ın yıldızlarını siz seçiyorsunuz. İsimleri siz belirlediniz, oyu siz veriyorsunuz. Sipariş çalışmalardan değil bu. Belki duymuşsunuzdur, İstanbul'dan, Ankara'dan, Konya'dan Karaman'a geliyorlarmış. Biz şu dergiden, şu televizyondan geldik, şu kadar bize reklam verin, sizi şu kategoride birinci yapacağız diye. Bizimki asla öyle bir şey değil. Siz oy veriyorsunuz, siz seçiyorsunuz. Şimdiden katılanlara, üst sıralarda yer alanlara ya da aşağıdan yukarıya doğru gelen bütün hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz.
Diğer haberlerimize gelişmeleri aktarmak istiyoruz. Sabah saatlerinde bir vefat haberi aktarmıştık. Biraz önce Karaman'da 3 hemşerimiz vefat etti başlığında da aktarmıştık. Aslen Karamanlı olup uzun yıllar Karaman'da esnaflık yapan ve şu anda da ekranlarınıza gelen Ali Özpeynirci bugün vefat etti ve Karaman'da toprağa verildi. Kendisine Allah'tan rahmet dileklerimizi iletmek istiyoruz. İbrala.com sitenizde vefat haberlerinin altında bütün ölmüşlerimiz için selam ve duanın yanı sıra Karaman Şehir Mezarlığı'nın görüntülerini de koymaya çalışıyoruz. O vesileyle belki de siz değerli izleyicilerimizin bütün ölmüşlerimiz için bir dua etmesini, bir Fatiha okumasına vesile oluruz düşüncesiyle bunu yapıyoruz. Şimdiden vefat eden bütün ölmüşlerimize Allah'tan rahmet dileklerimizi iletmek istiyoruz. Karaman'da terör gazimize son görev başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktarmak isteriz. Karaman Kızılkuyu köyünde ikamet eden Şırnak terör gazisi ve aynı zamanda Kazım Karabekir Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Selahattin Uysal dualarla defnedildi. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Gazi Selahattin Uysal için düzenlenen cenaze törenine Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Kazım Karabekir Kaymakamı Mustafa Enes Çıkrık, Ayrancı Kaymakamı Fatih Ereoğlu, Kazım Karabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Biz İbrala.com olarak kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Ankete ilişkin bilgiyle devam edelim. Karaman'da en başarılı sağlık çalışanı kategorisinde birinci sırada Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yılmaz geliyor %15 oyla. Çok az bir oyla Yıldıray Kuruçay ikinci sırada, Ahmet Aslan, Mesut Ünal, Muzaffer Mutluer, Ahmet Gören, İbrahim Meral, Ali Ateş, Fatih Kutsal, İlker Dertli, Fadime Öcal, Gökhan Yar, Sevgi Boztepe, Badirli, Murat Tosun, Osman Yaşar, Işıklı, Şule Aydemir Şahin, Nail Ünver, Sinan Kurmuş, Abdullah Çelik, Merve Akbalık diye sıralama devam ediyor. Diğer bir kategori, Karaman'da yılın en başarılı muhtarı, çok çekişmeli bir kategoride Osman Özen %14 oyla birinci sırada, çok az bir farkla Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca ikinci sırada, Süleyman Talaş, Cüneyt Onay Yiğitoğlu, Raziye Ünlü, Hidayet Taş, Adem Ülküsever, Lütfi Bulut, Mevlüt Çakıcı, Hüseyin Özdal, Kasım Kara, Ali Önkol, Nurettin Göktekin, Durmuş Ali Yumlu, Ali Öngay, Nuri Sarı, Ahmet Şen, Mehmet Sarıkaya, Ceynel Özüç diye devam ediyor sayın izleyicilerimiz bu kategoride de oylama ve sıralama. Diğer bir kategoriye bakalım, diğer bir kategoriden de bilgi aktaralım sizlere. Hasan Hüseyin Uğurlu Aslan'a da hoş geldiniz diyoruz. Musa Türk'e de hoş geldiniz diyoruz. Selamlarımızı iletmek istiyoruz. Razi Ankaralı Ömer Ülkümen ve Onur Bey Şengül Hanım da katılmış yayınımıza. Karaman'da en başarılı sporcu kategorisinde %14 oyla Damla Ovalı, yüzme kategorisinde birinci sırada Mümine Nurgöz, Ali Akbaş, Koray Kahya, Fatma Sezer, Cahide Eke, Hilal Şimşek, Haktan Ramazan Sayan, Kerim Abdullah, Görkem Arıkan, Mustafa Temel, Berkay Yavuz, Emine Altun, Yavuz Şalkacı, Mustafa Kayra, Kerim Abdullah da sıralama bu şekliyle devam ediyor. Karaman'da yılın en başarılı spor takımı kategorisine geçiyoruz. Bu kategoride Duru Bulgur Performans Spor Kulübü %21 oyla birinci sırada, Karaman Spor Lisesi Voleybol Takımı ikinci sırada, Minik Atılım Spor Kulübü 3. sırada, Karaman Belediye Spor Özel İdare Oturarak Engelli Voleybol Takımı ve Sudra Gençler Birliği bu sıralamadaki şu andaki son durum. Gün içerisinde çok sık değişiyor sıralama. İzleyicilerimiz yoğun bir teveccüh gösteriyor. Bütün katılan izleyicilerimize teşekkür ederiz. En başarılı sivil toplum kuruluşu sıralamasında 1. sırada Mutlu Yüzler Derneği var, kanserli çocuklar için faaliyet gösteren. 2. sırada Kartap. 3. sırada Atatürkçü Düşünce Derneği, devamında Anadolu Gençlik Derneği, Karaman Önder, Çağdaş Yaşamı Destekleme, Tema, Türk Ocakları, Boynu İnceli Yörükleri, Kamani Köyü, Türk Kızılay Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Türk Polis Emekleri Derneği, Taşkaleliler Derneği, Yeşildereliler Derneği, Türk Yeşilay Derneği, Gün Işığı Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Türk Hava Kurumu, Türk Yardımseverler Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği diye sıralama devam ediyor. Karaman'da yılın en başarılı Karamanlı yazarı kategorisinde 1. sırada %21 oy ile İbrahim Şaşma var. Burada ilk 3'tekiler yüzdelik olarak
ve oy sayısı olarak birbirine çok yakın İbrahim Şaşma 1. sırada, Rıza Duru 2. sırada, Hasan Büyükköse 3'te, Hikmet Elitaş, Meslan Karabacak, Gündoğdu Yıldırım, Cumali Büker, İsmail Yıldırım şeklinde devam ediyor. Karaman'da yılın en başarılı oda başkanı kategorisinde 1. sırada Mehmet Bayram Ziraat Odası Başkanı, 2. sırada Selahattin Pekioğlu Berber Odası Başkanı, Bayram Uysal, Cemal Özbay, Mustafa Gökhan, Alkan Şuayip Dik, Celalettin Canulası, Fatih Elitok, Alaaddin Divleli, Nebi Güncay, Adem Ülküsever, Hasan Uğurelli, Mehmet Karaduman, Ali Bardak, Bülent Ergen, Mustafa Civil, Hasan Hüseyin Toksöz, Ali Rıza Özkan şeklinde devam ediyor. En başarılı sendika başkanı kategorisine bakalım. Orada ne durumda? Sağlık Sen Başkanı Beytullah Bayır 1. sırada, Öz Gıda Sendikası Başkanı Adnan Gürsoy 2. sırada, Recep Kaya Eğitim 1 Sen Başkanı 3. sırada, Necati Batur Türk Eğitim Sen Başkanı 4. sırada, Eğitim Sen Lütfü Gündem, Eğitim İş Hamza Şanlı Türk, Osman Güneş, Ali Sınıoğlu, Ali Ay, Mehmet Bayrakçı, Cavit Bardak, Orhan Soydan, Mesut Soyvidan, Hatice Bağcıoğlu, Mustafa Karaoğlan, Duran Yılmaz, Ali Şahin Mutlu ve Nedim Ünal olarak devam ediyor. Karamanların en çok izlediği ulusal haber programcısı kategorisinde 1. sırada İsmail Küçükkaya oyların %34'ünü almış. Turgay Güler 2. sırada, Erkan Tan 3'te, Nevşin Mengü, İrfan Değirmenci, Cüneyt Özdemir diye sıralama devam ediyor. En iyi çıkış yapan sanatçı kategorisinde Kurtuluş Kuş 1. sırada, Zehra, Hasan Kutan, Barış Bağcı, Suadiye ve Mali şeklinde devam ediyor. En başarılı spor insanı kategorisinde Yaşar Çalışkan 1. sırada. Bu arada Sadık Aykun katılmış, Seyfettin Gecez, Seyhattin Gecez, Sadife Mercan, KMU Geyikleri, Selime Laçin katılmış yayınımıza, onlarına da hoş geldiniz diyoruz. En başarılı spor insanı kategorisinde büyük bir çekişme var. Yaşar Çalışkan ve Mustafa Eroğlu aynı oy oranında. Şu anda Yaşar Çalışkan çok az bir 10 farklılık bir oyla 1. sırada. 2. sırada Mustafa Eroğlu, 3'te Mustafa Şevket Dinçer, 4. sırada Şevket Varol, Kamil İpek, Murat Yurdagül, Habib Gümüş, Suat Demirtaş, Mert Sarıkaya diye devam ediyor sıralama. Karaman'da yılın en başarılı fenomeni kategorisinde Meryem Kaya 1. sırada, Bilgi Geçici Deva 2. sırada, Mehmet Ali Duran 3'te, Ali Kar Facia Aile 4. sırada, KMU Geyikleri, Karamanlı Hatunlar, KMU Paradü, Karaman Yazıyor ve Akif Orhan şeklinde sıralama devam ediyor. 15 Ocak'a kadar devam edecek. Şu an itibariyle 262 bin oy kullanıldı. Karaman'da yılın en başarılı siyasetçisi kategorisindeki puanları, durumları aktaralım. Çok çekişmeli bir kategori burası da. Şu anda 1. sırada Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu var. 2. sırada Mustafa Cem Kağnıcı. 3. sırada Abidin Çağlayan. 4. sırada Ahmet Taşkıran, Yusuf Başdoğu, Murat Öztürk, İlmi İsmet Hatipoğlu, Nuri Eren, Ahmet Recai Evcen, Mahmut Ünüvar, Fatma Coştu, Mustafa Burak Demirer şeklinde sıralama devam ediyor sayın izleyicilerimiz. Gurbette Karaman'ı en iyi temsil eden kategorisinde Nevdet Ortaoğlu 1. sırada, 2. sırada Ahmet Tek, 3. sırada Erdoğan Yüce, Kamil Saygı, Murat Ay, Suat Yıldırım, Suat Sözer, Orhan Yüksel, Uğur Şen, Mehmet Üzüm, Alaaddin Aköz, Aziz Bilgin, Muzaffer Polat, Talat Seyhan, Adem Güneş, Tonay Gürgen, Hasan Bulut, Hatay Üyetürk şeklinde devam ediyor. Sıralamadaki durumlar bu şekliyle. Bu isimleri siz belirlediniz. Sizin belirlediğiniz isimlere yine siz oy veriyorsunuz. 262.113 oy kullanıldı ve 15 Ocak'a kadar devam edecek. Karaman'daki şu ana kadar yapılan en kapsamlı çalışmaydı bu. Muhtemelen herhalde 500 bine yaklaşacak anket bittiğinde kullanılan oyların sayısı. 15 Ocak'a kadar oy verebilirsiniz. Sayın izleyicilerimiz, 15 yıldır faaliyet gösteren, Karaman'da olan biten gelişmeleri doğru, tarafsız, objektif bir haber anlayışıyla sizlere aktarma gayretinde olan İbrala.com haber sitesi 15. yıla özel tasarımını baştan ayağa yeniledi. İçerisindeki çok sayıda hizmetin yanı sıra sizlerin ihtiyaç duyabileceği, örnek vermek gerekirse
emeklilik yaşını hesap edebileceğiniz, elinizdeki paranın dolar, döviz, altın, kripto para gibi para cinslerine hemen anında çeviri yapabileceğiniz, vücut yağ indeksini hesaplayabileceğiniz gibi çok sayıda özellik haberlerin içeriğinde var. Aynı zamanda bütün televizyon kanallarını canlı izleyebileceğiniz, şu an televizyonda hangi yayının olduğunu görebileceğiniz sisteminiz, Türkiye'nin bütün şehirlerinin, ilçelerinin nöbetçi eczanelerini, çünkü gurbetten de bizi izleyen izleyicilerimiz var, sadece Karaman'ın nöbetçi eczanelerini koysak olmazdı. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinin nöbetçi eczanelerini İbrala.com'da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'deki her noktanın namaz saatlerini yine İbrala.com'da takip edebilirsiniz. Gerek Karaman yerel gazetelerini gerekse Türkiye'deki bütün yerel gazeteleri, ulusal gazeteleri yayınlanır yayınlanmaz ilk sayfaları İbrala.com sitenizde gazeteler kategorisinde baştan ayağa yenilendi 15. yılında İbrala.com sitesi. Son olarak şunu ifade edelim. Cep telefonlarınız eğer iPhone ise Google Play'den, Android ise iOS Store'dan İbrala.com uygulamanızı indirerek haberlerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Çok güzel bir ikonu var. Türk bayrağımız şeklinde televizyonunuza dair bir renk katacaktır. Beşiktaşlara şunun da bilgisini verelim. Beşiktaş Konya Spor maçı 82. dakikada 0-0'da devam ediyor. Bunun da canlı yayında bilgisini aktarmış olalım. Her akşam 21'de Karaman ve ülke gündemini başlıklar halinde aktardığımız, sizlerin sorunlarının taleplerine yer verdiğimiz yayınımızda yavaş yavaş sonuna geldik. Bütün izleyicilerimize katkı sağlayan, gerek paylaşımlarıyla gerek yorumlarıyla katkı sağlayan, başta Bülent Baran Bey olmak üzere bütün izleyicilerimize canı gönülden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yayın süresince bir hatamız, kusurumuz olmuşsa eğer sizlerin affını talep ediyorum. Ve her yayının sonundaki dileklerle yayını bitirmek istiyorum. Bedeninizden sağlık, ailenizden, yuvanızdan huzur hiç eksik olmasın. Yarınınız bugününüzden çok daha güzel olsun kıymetli izleyicilerimiz. Yarın akşam 21'de saatler 9'u gösterdiğinde hiçbir yere randevu vermeyin. Facebook'ta ve Instagram'da canlı olarak İbrala.com haberlerinde görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun kıymetli hemşerilerim. Hoşça kalın.